Çocuklarınıza eskilerin dilinden hiç düşürmediği "baban eve dönene kadar bekle" veya "keşke biraz daha kardeşin gibi olsaydın" gibi geleneksel ifadeleri artık kullanmadığınızı biliyoruz. Ancak etrafta kendi iyiliğiniz ve çocuğunuzun iyiliği için kaçınmanız gereken daha az belirgin onca laf var ki. Şimdi bunları duymak için sabırsızlanıyorsanız eğer, lütfen videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Verdiğiniz destek için minnettarız. 1. Aferin sana. Araştırmalar gösteriyor ki çocuğunuzun üstesinden geldiği her beceri karşısında "aferin kızıma" ya da "seni tebrik ediyorum" gibi laflar sarf ettiğinizde çocuğunuz kendi motivasyonu yerine sizin onayınıza bağlı vaziyette hareket etmeye başlıyor. Onu öven sözleri gerçekten hak ettiğinde kullanın ve olabildiğince spesifik olun. "Harika bir iş çıkardın" yerine "bu çalışmada parçaları keserken ne kadar dikkatli ve titiz davrandığını gördüm. Seni tebrik ederim" daha etkili bir motivasyon sağlar. 2. Çalışırsan başarırsın. Çalıştıkça ve denedikçe çocuğunuzun becerilerini daha da geliştireceği bir gerçektir. Ancak ona sarf ettiğiniz bu laf çocuğunuzu başarması ya da üstesinden gelmesi gereken şeyler hakkında baskı kurabilir. Bu lafla beraber ona "hata yapıyorsan üzerinde yeterince çalışmamışsın" demektir mesajı vermektedir. Uzmanlar çocukların "acaba nerede ne yanlış yapıyorum, neden hala yapamıyorum" diye kendilerini hırpaladıklarını belirtirler ve başarmanın yerine sıkı çalışmaya cesaretlendirilmesi gerektiğini önerirler. Böylelikle sonuca değil sürece odaklanan çocuklar gelişimlerine tanık olup kendileriyle gurur duyarlar. 3. Hiçbir şeyin yok. Çocuğunuz dizini sıyırıp gözyaşlarına boğulduğunda siz içgüdüsel olarak kötü bir şey olmadığı konusunda çocuğunuzu rahatlatmak isteyebilirsiniz. Ancak iyi olduğunu söylemek onu daha kötü hissettirebilir. Çünkü çocuğunuz ağlıyorsa kendisini iyi hissetmiyor demektir. Sizin göreviniz onun kendi duygularını önemsememesini sağlamak değil, onları anlamasına ve başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Diyen uzmanlar, çocuğunuza sarılmanız ve onun duygularını onayladığınız belirten "gerçekten kötü bir düşüştü" gibi bir cümle kurduktan sonra yara bandı veya öpücük, her ikisi de olabilir, bunları isteyip istemediğini sormanızı önerirler. 4. Acele et. Çocuğunuz kahvaltıda oyalanabilir, henüz tam anlamıyla başaramıyorsa da bağcıklarını kendi bağlamak isteyebilir ve bu arada okula geç kalmamak için acele etmesi gerekiyor olabilir. Onun daha hızlı hareket etmesini baskılamak onun fazladan streslenmesine sebep olmaktadır. Onun yerine söyleminizi yumuşatıp hatta hazırlanmayı bir oyun haline getirebilirsiniz. "Hadi bakalım, ilk başta pantolonunu kim giyecek?" "5. Diyet yapıyorum." "Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Bunu kendinize saklayın." Her gün tartıya çıktığınızı gören ve kilolarınız hakkında konuştuğunuzu duyan çocuğunuzun zihninde vücut ve beslenme üzerine sağlıksız bir tanım gelişebilir. "Tatlı yememek için kendimi zor tutuyorum" veya "sebze yemekten sıkıldım" yerine "sağlıklı besleniyorum çünkü kendimi iyi hissettiriyor" demek daha doğrudur. Aynı yöntemi spor faaliyetleriniz için de uygulayın. "Yürüyüşe çıkmam lazım, şikayet ediyormuşsunuz" mesajı verebilir. Onun yerine "dışarısı çok güzel gözüküyor, ben bir yürüyüşe çıkacağım" demeniz onu da motive edip size eşlik etmesini sağlayabilir ve ileriki yıllarda spora ve sağlıklı beslenmeye karşı ön yargısı olmaz. 6. Bunu alamayız, paramız yetmez. Çocuğunuz en son çıkan oyuncak için yalvarırken kolaylıkla bu kusurlu tepkiyi veriyor olabilirsiniz.
Bunu yapıyor olmak çocuğa finansal durumunuz üzerinde bir kontrolünüzün olmadığı mesajını verip çocuğunuzu korkutabilir. Bunu söyledikten sonra eviniz için masraf yaptığınızı gören çocuklar haklı olarak daha talepkar davranabilirler. Onun yerine aynı fikri savunan alternatif bir yol deneyin ve onu almayacağız çünkü paramızı daha önemli şeyler için saklıyoruz şeklinde açıklayın. Eğer çocuğunuz devam ederse tasarruf ve para idaresi hakkında konuşmak için harika bir başlangıç noktası yakalamış olursunuz. 7. Sakın yabancılarla konuşma. Bu uyarı ufak çocukların kavraması için zor bir kavramdır. Kişiyi tanımıyor olsa da kişi çocuğunuza iyi davrandığı sürece çocuğunuz onu yabancı olarak düşünmeyebilir. Ayrıca çocuklar bunu tamamen yanlış anlayıp zor zamanlarda bir polis memurunun ve itfaiyecinin yardım etmesine direnebilirler. Çocuğunuzu yabancılara karşı uyarmak yerine ona bir takım senaryolar anlatıp onun ne yapacağını sorun. Eğer yanına bir adam gelse ve sana şeker ikram etse veya seni eve bırakacağını söylerse ne yaparsın? Onu dinledikten sonra yapılacak doğru şeyin ne olacağı konusunda ona rehberlik edin. Çoğu çocuk kaçırma vakasının çocuğun daha önceden tanıdığı birileri tarafından gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda ise daha genel bir ifade kullanmak faydalı olacaktır. Eğer birisi senin üzüntü, korku hissetmeni sağlıyor veya kafanı karıştırıyorsa bana derhal söylemelisin diyebilirsiniz. 8. Dikkat et. Oyun parkında çocuğunuz bir yere asılmış sallanırken onu uyarırsanız düşmesi daha yüksek ihtimaldir. Çünkü sizin sözleriniz onun ilgisini dağıtacak ve yaptığı işe konsantrasyonu azalacaktır. Eğer tedirgin hissediyorsanız ona olabildiğince yakın ama sessizce durun ki düştüğünde onu hemen fark edebilin. Dokuz. Yemeğini bitirmezsen tatlı yok. Bu ifadeyi kullanmak çocuğun algısında tatlının değerini yükselterek yemeğin kendisinin değerinin azalmasına sebep olur. Yani başarmak istediğinizin tam tersi. Şu cümlelerle vermek istediğiniz mesajı verebilirsiniz. Önce yemeğimizi yiyoruz ve ardından tatlımızı yiyoruz. Üslubunuzu değiştirip vermek istediğiniz mesajı gizliden verirseniz çocuğunuzun üzerinde daha büyük bir etki yaratır. 10. Dur, yardım edeyim. Çocuğunuz oyuncak bloklarından bir kule inşa ederken bocalıyorsa ona yardım etmek istemeniz çok normaldir. Ama sakın etmeyin. Eğer yardım etmek için çok erken davranırsanız onun özgürlüğünü baltalamış olursunuz. Onun yerine yaşadığı sorunu çözecek sorular yöneltin. Sence büyük parça mı en aşağıda olmalı yoksa küçük parça mı? Gibi söylemlerle yaklaşın. Evet arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize minnettarız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.